Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalı. Ben Ümit Özalp. Bu videomuzda sizlere Dahua kamera sisteminde Dahua marka DVR kayıt cihazı ve MVR kayıt cihazında harekete göre kayıt modu nasıl ayarlanır detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Dahua marka DVR kayıt cihazı ya da MVR kayıt cihazı fabrikasyon olarak sürekli kayıt modunda gelir. Biz kameraların daha uzun süre kaydedebilmesi için bu kayıt modunu sürekli kayıt modundan harekete göre kayıt moduna değiştirebiliriz. Tabi arkadaşlar, harekete göre kayıt modunu aldığımızda bazı dezavantajları da var. Bana göre en büyük dezavantajı diskin ömrü. DVR kayıt cihazı harekete göre kayıt modundayken kayıt duracak, başlayacak, duracak, başlayacak. Bundan dolayı da diskin ömrü bir süre daha geriye çekilir. Ama en büyük avantajı nedir derseniz, kayıt süresini uzatıyor. Örnek verecek olursak 4 kameralı bir sistemde 1 TB diskle 15 gün kayıt yaparken harekete göre kayıtta ortamdaki hareket durumuna göre bu süre 1 aya çıkabiliyor. Tabi burada dikkat edilmesi gereken kayıt cihazının yazılımının stabil çalışması gerekiyor. Yani hiçbir hareketi atlamadan mutlaka kaydedebilmesi gerekiyor. Bir diğer nokta da özellikle Dahua, Hikvision ve IP kamera sistemlerinde eğer harekete göre kayıt olarak ayarlanacaksa kameranın on-off olarak çalışmaması gerekiyor. Örnek verecek olursak Dahua marka bir MVR kayıt cihazına siz Hikvision marka, Hikon marka bir IP kamerayı on-off protokolü ile tanıtmanız gerekiyor. On-off protokolü ile tanıttığımız için de harekete göre kayıt modu çalışmıyor. Bundan dolayı eğer harekete göre kayıt yaptıracaksak mutlaka MVR kayıt cihazı ile IP kameranın private protokol, yani aynı üretici tarafından üretilmesi gerekiyor. Bu dipnotu da özellikle belirtelim. Ekranımızda görüyorsunuz Dahua DVR kayıt cihazı, daha doğrusu MVR kayıt cihazı ile bu videoyu çekiyoruz. 2 adet kamerayı tanıttık. Birinci kanalda Hikvision var, ikinci kanalda Dahua'nın kendi kamerası var. DVR kayıt cihazında görmüş olduğunuz gibi fabrikasyon sürekli kayıt modunda gelir ve aktif olan 1 ve 2 nolu kanalda yeşil kayıt işareti çıkar. Eğer biz harekete göre kayıt yaptırmak istiyorsak DVR kayıt cihazında sağ tıklıyoruz, ana menü bölümüne giriyoruz, cihaz şifre soracaktır. Ben giriş yaptığım için şu an sormuyor. Ana menüye girdiğimiz zaman alt tarafta depolama bölümü var arkadaşlar. Depolama bölümünde sizde ilk açılışta temel ekranı gelir. Yani diskin temel ayarı gelir. Burada kayıt modu bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Kayıt modu bölümünde sistem otomatik olması gerekiyor. Eğer manuel olursak sürekli planlama haricinde 7/24 kaydeder. Planlı bölümde, otomatik bölümde olursa da bizim yaptığımız plan ayarına göre kaydeder. Üst tarafta plan bölümünü görüyorsunuz. Plana tıkladığımız zaman da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sistem şu anda yukarıda kanal bölümünü gösteriyor bize. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Bu 8 kanal bir MVR kayıt cihazı. İstersek tüm modu aynı anda ayarlayabiliriz. İstersek tek tek her kanalın kayıt planını yapabiliriz. Kayıt planının mantığını anlatalım. Görmüş olduğunuz gibi yeşil renk genel, sarı renk hareket, kırmızı renk alarm olarak gösteriliyor. DVR kayıt cihazlarında alarm giriş özelliği varsa bu modda yapılabilir ama alarm girişi artık çok kullanılmıyor. Daha doğrusu yeni nesil DVR kayıt cihazlarında alarm girişi yok. Bundan dolayı biz alarm kaydı yaptırmıyoruz. İki seçeneğimiz var. Genel, hareket. En sağda bir de akıllı kanal modu var. Yeni nesil DVR kayıt cihazlarında akıllı kanal özelliği yüz tanıma, hareket algılama ya da araç tanıma gibi farklı seçeneklere sahip kamera ile kayıt cihazı eşleşiyorsa, yani kameranın yüz algılama, nesne algılama özelliği varsa akıllı kanal bölümünden de bu özellik açılarak kullanılabiliyor. Biz şu an bir nolu kanalımızı genel modda kullanacağız. Harekete göre kayıt modunu almayacağız. Çünkü birinci kanalımızda da Hikvision marka bir IP kamera var. Ve on-off ile çalıştığı için Dahua MVR'da harekete göre kayıt özelliği çalışmıyor. Ama standart bir DVR kayıt cihazı olsaydı, analog HD, HD CVI olsaydı
O zaman böyle bir sıkıntımız yoktu. Tüm kanallarda bu modu ayarlıyorduk. İkinci kanalımızın ayarına gelelim. İkinci kanalda gördüğünüz gibi bu kanalda sürekli kayıt moduna ayarlanmış durumda. Ben buradan haftanın her gününü değiştir şeklinde, mesela pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, her güne farklı bir ayar yapabilirim. Ya da şunu da yapabilirim. Örneğin benim işletmemde sabah 8.30'da mesai başlar. Sabah 8'den itibaren akşam saat 9'a kadar, mesela 8'de mesai biter, 9'a kadar. Tabii bu saatler afaki, bu kadar çalışma süresi olmaz da, bunu baz almayın. Akşam 9'a kadar sürekli kayıt yapsın. 9'dan sonra gece boş görüntü kaydetmesin, harekete göre kayıt yapsın. Hareket olduğu zaman kayıt yapsın dersem, burada görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta bir çark işaretimiz var. Çark işaretine basıyorum ve benim planlama bölümüme geliyorum. 24 saat için toplam 6 plan yapabilirim. Biraz önce ne demiştim? İstersem genel kayıttan çıkartıp güvenlik kamerasını direkt hareket moduna alabilirim. Ya da istersem burada sabah 8 ile akşam saat 9 arasını sürekli kayıt, 9'dan sonra geceden sabah 8'e kadar da harekete göre kayıt planı yapabilirim. Önce harekete göre kaydı anlatalım, sonra da planı anlatalım. Ben bu kanalda pazar gününü harekete göre kayıt aldım ve tümünü seçip tamam dediğim zaman, bakın, tek tek uğraşmadan bütün kanalları harekete göre kaydı aldı. Uygula dediğim zaman sistem ayarlarımı kaydetti. Ana ekranıma geri döndüğümde görmüş olduğunuz gibi, bakın, birinci kanalın sol alt tarafında kayıt işareti varken ikinci kanalın sol alt tarafındaki kayıt işareti gitti. Yani kamera hareketi algıladığı zaman kayıt yapacak. Hemen kameranın önüne hareketi koyduk. Bakın, el işareti, adam işareti çıktı ve kayıt işaretimiz ekrana geldi. Sistem hareket bitene kadar kayıt yapıyor. Daha doğrusu hareket bittikten sonra 60 saniye kadar da kayıt yapmaya devam ediyor. Sonrasında duracak. Görmüş olduğunuz gibi hareket işareti bitti. Kayıt işareti şu anda durdu. Bunu kayıt ararken menüye girdiğimizde hareket olan bölgeleri sistem bize otomatikman gösterecek. Bunu da gösterelim. Ana menüye bastık. Ara bölümüne girdik. Ara bölümünde bize sistem gün ve tarih soruyor ve alt tarafta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, sürekli kayıtta yeşil, harekete göre kayıtta mavi işaretler çıkıyor. Hemen 2 saatlik modu alalım. Bakın, burada biraz daha geriye aldığım zaman çubuğu göreceksiniz ki şurada bir hareket olmuş. Şurada bir sürekli kayıt moduna tekrar almışız. Maviye dönmüş. Ben kamera ve açıları ayarlarken alt tarafta bulunan kısımdan biz hareketi ve sürekli kayıt bölümünü görebiliyoruz. Nerelerde hareket olduğunu, nerelerde sürekli kayıt yaptığını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bana harekete göre kayıtları da getir dedim. Stop diyelim. Harekete göre kayıtları da getir dediğim zaman, bakın, sarı bölümlerde hareket olan yerleri getiriyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi biz denemelerde, testlerde hareket olan bölümde kamera hareketi algılamış. Hareketin öncesinden, yani 10 saniye öncesinden kaydeder. Hareket bittikten sonra da 60 saniye boyunca kayda devam eder arkadaşlar. Başlangıç ve bitişi gösterir bize. Eğer sürekli kayıtta olsaydı biz burada hareket olduğunu göremeyecektik. Bakın, şurada hareket çok fazla var. Görmüş olduğunuz gibi burada da ikinci kanalda hareketi ayarlıyorum arkadaşlar. Harekete göre kayıt modu bu şekilde ayarlanıyor. Dahua DVR kayıt cihazlarında. Hemen menüden çıkalım. Tekrar anlatalım. Ana menüye girdim. Ana menüde depolama bölümü. Depolama bölümünde plan kısmına girdiğimde yukarıdan kanal bölümünden hangi kameranın harekete göre kayıt yapacağını seçiyorum. Hemen D2'ye alalım. D1 sürekli, D2 harekete göre kayıt yapsın.
Videonun başında da bahsettiğimiz gibi harekete göre kayıtta benim işletmemin ihtiyacına göre ben bunu değiştirebilirim. Örnek verecek olursak benim işletmemde kayıt bölümü gün içerisinde sürekli hareket var. Gün içerisinde sürekli kayıt yapsın ama akşamları boş kayıt yapmasın. Yani akşam saat 9'dan sonra sabah saat 8'e kadar harekete göre kayıt yapsın. Hareket olduğu zaman ben kayıttan bunu göreyim dersek planlama bölümüne geliyoruz. Planlama bölümünde ben bu modu sabah 08'den, şimdi cihaza dedim ki sabah 8'den sen akşam saat 9'a kadar sürekli kayıt yap. 9 için 21 gireceğiz. Çift 0 dedim. Genel kayıt dedim. Haftanın tüm gününü seçtim. Uygula dedim. Görmüş olduğunuz gibi benim sistemim sabah 8'de akşam 9 arası sürekli kayıt yapacak. Sonrasında tekrar planlamaya geliyorum. Teyit için size göstermek için kapattım. İkinci aşamaya da benim saat 21 ile 24 arası harekete göre kayıt yap. Tamam dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi yalnız günleri seçmeyi unuttum. Tümü diyorum. Tamam diyorum. Şu an gece saat 9'dan sonra 12'ye kadar harekete göre kayıt yapıyor. Tekrar planlamaya giriyorum. Gece saat 12'den sabah saat 8'e kadar arkadaşlar. Şöyle 08 diyelim. Çift 0 dedim. Bu da harekete göre kayıt olacak. Tümünü seçiyorum. Ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi günün 24 saatini doldurduk. Bizim sistemimiz sabah 8 ile akşam 9 arası sürekli kayıt. Akşam 9'dan sonra sabah 8'e kadar harekete göre kayıt. Bu sayede kayıt süresini uzatabiliyorsunuz ve gece boş olan görüntüyü kaydetmesin diyebiliyorsunuz. Örnek verecek olursak dış kameralarda bunu yapmazsınız ama iç kameralarda bu ayarları yaparak kayıt süresini daha da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bu ayardan sonra uygula dedik, sistem ayarlarımızı kabul etti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sistem sabah saat 8'den akşam 9'a kadar sürekli kayıt. Akşam 9'dan sonra da sabah 8'e kadar harekete göre kayıt yapacak. Ben DVR kayıt cihazının kayıt izleme ara bölümünden kayıt izleme menüsüne girdiğim zaman alt tarafta bana şunu soruyor. Sen hangi tip kaydı izleyeceksin? Genelde fabrikasyon hepsi seçilidir. Genel ve harekete göre dediğim zaman da sarı bölümlerde bana o kamerada o esnada hareket olduğunu gösteriyor. Ve ben o kameradaki hareketi o esnada görebiliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda size Dahua DVR kayıt cihazı ve MVR kayıt cihazında harekete göre kayıt ayarı nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bunlardan bahsettik. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.